İşin ilan fihim. Geçtiğimiz zaman tabi tenvini okuyoruz değil mi? Kaldığımız zaman Murayş diye kalıyoruz. Fakat geçerken yani vasıl yaparken Murayş'in ilan fihim. Evet. Rihleteşşitâ'i. Evet. Rihleteşşitâ'i. Vessayif. Evet. Tabi Kur'an-ı Kerim'in okunma kaideleri onlar önemli. Meddilin var. İnşallah anlatacağız yani tecvitte. Bakınız yağının üzerinde böyle kaydırak gibi okuyoruz. Adeta kaydırıyoruz o kelimeyi. Sayf. Sonunda gelecek mesela. Kav. Bu vavla yağdan meydana gelen bir özelliktir. Onu yeri gelince söyleyeceğim. Evet. Tekrar okuyalım. Rihlenteşşitâ'i vessayif. Evet. Güzel. Şimdi diyelim ki li ilan fi Kureyş dedik. Ondan sonra buradan devam ediyoruz. Bu ayeti bütün okuyalım. Hep beraber ilan fihim rihleteşşitâ'i. Güzel. Evet. Bakınız arkasından hemen bir F harfi geliyor. Evet. Li ilafi Kureyş. Li ilafi bizim Türkçe'de de kullandığımız ülfet manasındadır. Kureyş'in onlarla ülfeti yani nasıl bir ülfet? İşte oraya gelen kervancılarla olan ülfetleri kendileri yazın efendim işte Suriye'ye doğru gidiyorlar, kışın Yemen'e gidiyorlar veya değiştiriyorlar. Dolayısıyla rihleteş şitai, şita kış demek, sayf da yaz demek. Yaz ve kış ayrı ayrı yerlere gitmek suretiyle veya bunların oradaki insanların Mekke'ye gelmeleri suretiyle aralarında bir ülfet, bir muhabbet meydana geliyor. Yani adeta bir ticari merkezdir Mekke. O bakımdan size böyle bir ülfet nasip ettik diyor Cenab-ı Hak. Bu rihlet sebebiyle, bu yapılan ticari gidiş gelişler sebebiyle. Evet, öyleyse peki siz ne yapacaksınız? Bunun karşılığında bir şey istemiyoruz diyor. Felyabudu rabbe hadel beyt. Şu beytin sahibine ne yapın? Şu beyt gösteriyor. O beytten maksat Beytullah'tır. İbadet ediniz diyor. Evet. Bu ayeti okuyacağız. Evet. Felyabudu. Evet. Felyabudu. Bakın buradaki elif yine boşta. Dikkat ediniz. Boşta olunca ne yapıyordu? Bir kelimeyi çoğul yapıyordu yani. Evet çekiyoruz onu. Felyabudu. Evet. Felyabudu. Güzel. Rabbe. Rabbe. Hadel beyt. Hadel beyt. Evet. Böyle vakıf yaptığımız zaman efendim beyt kaydırak gibi okuyoruz. Bir kaide vardır. Yani ya sakin, kendisinden önceki harfin harekesi üstün olunca, kendisinden sonraki harfi de sakin kılarsanız eğer, sakin olursa o zaman meddilin olur. Yani yumuşak bir med, böyle yumuşak kaydırak gibi. Beyt, bu kadar uzatıyoruz. Yapalım. Beyt, ama geçtiğimiz takdirde, beyti diye geçtiğimiz takdirde o meddilin olmaktan çıkar. Yani o kaydırak olmaktan çıkar. Hâdel beytillezî. Bakın buraya bahsediyoruz. Okuyalım. Hâdel beytillezî. Evet. Geçtiğimiz takdirde böyle okuyacağız. Evet. Geçmezsek. Hâdel beyt. Tekrar okuyalım şimdi. Hep beraber. Felyâbüdû rabbe hâdel beyt. Güzel. Ellezî. Bakın şu işareti yine unutmayın. Dikkatinizi çekmek istiyorum özellikle. Bu ne işaretiydi? Med işareti, uzatma işaretiydi. Ve dört elif miktarı çekiyordu değil mi?
Ellezî et'amehum. Evet. Ellezî et'amehum. Güzel. Min. Güzel. Cû'in. Çekerek. Cû'in. Ve âmenehum. Min khauf. Evet. Ellezî et'amehum min cû'in ve âmenehum min khauf. Beraberce okuyalım. Evet. Ellezî et'amehum min khauf. Evet. Böyle akışı da güzel bir sure-i celile. İşte şu beytin sahibine efendim ibadet ediniz. Çünkü o beytin sahibi et'amehum sizi doyurdu. Yedirdi, içirdi. Neden? Min cu'in açlıktan kurtardı sizi, doyurdu. Ve amenehum min khauf ve sizi korkulardan da emin kıldı. Niçin? Çünkü oraya gelen insanlar o beytin yüzü suyu hürmetine orada isyan çıkarmıyorlar. Herhangi bir sahtekarlık, yalanlık, efendim vurdu, kırdı işleri yok. O nedenle eminsiniz bir defa o beytten dolayı. Ayrıca bu ticaretten dolayı, yaz kış yapılan ticaretten dolayı da aynı zamanda iyaşenizi, ibadetinizi temin ediyorsunuz. Değil mi? Açlıktan kurtuluyorsunuz. İşte Kureyş suresinin böyle bir güzelliği ve özelliği var arkadaşlar. Onun için nasıl olsa, ya nasıl olsa böyle bir surenin böyle bir manası varsa biz niçin bunu okumayalım da, değil mi? Sadece namazlarımızı Kevser ve İhlas suresine tahsis edelim. Bu önemli. Geldik efendim şimdi Fil suresine. Yine Fil suresi hepinizin bildiği gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan 52 gün önce efendim olmuş bir hadisedir. Değil mi? Habeş kralının Ebrehe'nin ordusuyla beraber, fil ordusuyla beraber Mekke yakınlarına kadar gelip efendim ben burayı yıkacağım. Çünkü bundan daha güzel bir yer yaptırdım diyor bu Beytullah'tan. Fakat kimse oraya gelmiyor. Herkes yine buraya geliyor filan. Burayı yıkarsam, Beytullah'ı yıkarsam dolayısıyla bizim oraya da gelirler. Yemen'e de gelirler diye düşünüyor ama tabii o beytin sahibi Cenab-ı Hak'tır. Korumasını da o yapacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz'in dedesi onun develerini alıyor. Efendim onları binlerce, binlere yakın deve, 500 bine yakın devesi var. O develeri alıyor. Efendim Peygamber Efendimiz'in dedesi de gidiyor, diyor ki benim develerimi geri ver diyor. Ne biçim bir idarecisin diyor sen. Ben diyor Beytullah'ı yıkmaya geldim. Zannediyorum ki onunla ilgili bir şey konuşmaya geldin diyor. Sen gelmiş develerini istiyorsun filan. Hayır diyor. O develer bana aittir. Beytullah'ın sahibi korur. Demek ki orada da yine bir Allah inancı var, değil mi? O Beytullah'ın sahibinin bir Cenab-ı Hak olduğu biliniyor yani. Bu önemli.